Herkese merhaba, ben Burakan. Bu videoda çok önemli bir konuya değineceğiz. Girişimlerin hukuksal süreçlerini en başından sonuna kadar ele alacağız. Ve çok da önemli bir misafirimiz var. Veli Kağan, hoş geldin. Hoş bulduk, herkese merhaba. Veli bizim CoSpeak girişiminde hukuksal süreçlerimizde çok güzel dokunuşlar yapmıştı. Hem sözleşmelerle ilgili hem de iş yapış şeklimizle ilgili. Çünkü buluşturma platformu ve bazı yönetmelikler daha yeni yeni ekleniyordu. Onları da yakından takip edip bize danışmanlık veriyordu. Ondan dolayı bu videonun da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Genelde girişimciler hukuk tarafını çok önemsemiyor başlarda ve direkt atılalım, iş yapalım diyor ama sonrasında bazı sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu videoda en başından sonuna kadar her şeyi ele alacağız. Veli zaten aynı zamanda İstanbul'da da Antalya'da da şirketlere hukuksal olarak danışmanlık yapıyor. Tecrübeleri çok fazla. Sizin için de çok faydalı bir video olacağını düşünüyorum bundan dolayı. Şimdi ben kameranın arkasına geçeceğim ve Veli'ye soruları soracağım. O şekilde devam edeceğiz. Yine sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Veli de yardımcı olacaktır. Veli hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. İstersen bir kendinden bahset önce, tecrübelerinden. Sonra da bu videoda nelerden konuşacağız? Konu konu, başlık onlardan gidebiliriz. Ben avukat Veli Kağan Hekimoğlu, İstanbul Hukuk mezunuyum. İstanbul'da ve Antalya'da avukatlık yapıyorum. Şu an aktif olarak ofisim Antalya'da, daha çok Antalya'da çalışıyorum. Hem şirketler hem de girişimcilik anlamında daha önce yapmış olduğumuz hem hukuki süreçleri takip etme hem de dava anlamında bu konulara ilişkin bir sohbet, bir fikir alışverişi olarak şu an karşınızda bulunuyorum. Yapacağımız şey sıfırdan fikir olarak daha yeni kurulma aşamasında olan bir girişimi hangi aşamalardan geçirerek hedefiniz neyse, çok büyük kurumsal bir şirket mi olmak istiyorsunuz veya biraz daha büyütüp satmak mı istiyorsunuz, buna göre hedefiniz neyse o aşamalara gelene kadar ki hukuki süreçlerinin ve karşılaşılabilecek olan zorlukların neler olduğu ile ilgili bir video çekeceğiz. İlk başta fikir olarak başlamış bir girişimin ortaklık yapısı, daha sonra kendi içerisindeki organizasyon şeması, daha sonra gelir ve giderlere ilişkin mali yükümlülükleri, belli bir gelir gider seviyesine ulaştıktan sonra da yatırım alma süreciyle alakalı olarak onlardan bahsedeceğiz. Ve en sonunda da önemli bir ayrıntı olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülükler nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. Zaten orada da hani web sitemizde ya da mobil uygulamamızda hangi sözleşmeler yer almalı, nasıl hazırlayabiliriz, bunlara değinmiş olacağız. Aynen öyle. Tamamdır. En başından düşünelim. Bir fikrimiz var ve bir ortak bulduk. Tanıdığımız arkadaşımız da olabilir. Nasıl başlıyor süreç? Nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi şöyle, sıfırdan bir fikriniz var. Öncelikle en basit herkesin aklına gelen konu, bir fikrim var ve paylaşırsam çalarlar düşüncesi. Bu tamamen yanlış. Herkesin aklına milyonlarca fikir gelebilir ve bir fikriniz varsa önemli olan bu fikri hayata geçirip somutlaştırıp ve ticarete dökebilmek. Bunları yaptığınız esnada sizin fikrinizi çalabilirler veya sizin işleyişinizi çalabilirler. Sizin korumanız gereken aslında bu fikri somutlaştırıp ve ticarete döktüğünüz aşamalarda kendinize katmış olduğunuz yapıyı çaldırmamak. Aslında herkesin bir fikri olabilir ve fikirler çalınabilir şeyler değillerdir. Yani fikir hiçbir zaman korunmaz. Korunan şey fikrin somutlaşmış halidir. Bu da nedir? Markası veya patentidir. Zaten onlara da değineceğiz ilerleyen kısımlarda. Peki ortağımızla sözleşme hazırlasak resmi olarak geçerliliği şimdi var mı? Şimdi şu şekilde. Nasıl bir sözleşmeyi hazırlamalıyız? Bir veya birden fazla ortağınız olabilir. Bu fikri hayata geçirme aşamasında herkesin birden fazla ve birden farklı rolleri olur. Bunları tabii ki de doğal olarak kendi aranızda yapacağınız bir sözleşme ile yazıya dökmeniz lazım. Neden? Çünkü siz bir yola çıkıyorsunuz. Yani herkesin hayali çok büyüktür. Mesela fikrini kurumsallaştırmayı, globalleştirmeyi veya bir unicorn'a dönüşmeyi veya borsaya açmayı şirket kurup hayal eder. Sizin aslında fikir olarak aldığınız şey, başladığınız başlangıç aşamasındaki bu durumunuz en sonundaki amacına ulaşmış olan haliyle eşit. Neden eşit? Çünkü hepsinin temelinde bu fikriniz var. O yüzden de bu fikri korumaya aslında en başından başlamanız lazım. Ve ortaklar arasında da çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlığa karşı bir ortaklık sözleşmesi yapmak lazım. Ha bu nedir? İnsanların ilk aklına gelen işte bir anonim şirket kuralım, bir limited şirket kuralımken aslında daha ortada bir sermaye olmamasından dolayı ve böyle bir kurumsal bir yapının henüz daha ortada bile olmamasından dolayı yapacağınız şey adi ortaklık sözleşmesi yapmaktır. Ha bu da nedir? Ortaya koyduğunuz fikrinizi, daha sonrasındaki ortaya koyacağınız sermayenizi, elde edeceğiniz geliri ve o gelirleri nasıl ve ne şekilde kendinize sağlayacağınızı bir yazılı metne dökmek gerekir. Burada şununla karşılaşıyor insanlar. Bir adi ortaklık sözleşmesi kendi aramızda yaptık, geçerli midir, değil midir veya hukuken bir tanınırlığı var mıdır?
Hukuken bir tanınırlığı vardır. Şöyle, aslında şirketler de birer ortaklıktır. Onlar anonim ve limited olarak kendi resmi statüleri var. Senin de bir adi ortaklık olarak resmi bir statün var. Notere gidersin, onaylatırsın, imza beyanı verirsin. O imza beyanı üzerinden de bir vergi levhası alırsın ve artık, yani şöyle söyleyeyim, bir A limited şirketi, bir B anonim şirketi varken sen de bir C adi ortaklığısındır. Devlet seni vergisel yükümlülük olarak da muhatap alır ve sen bu şekilde de satışta yapabilirsin, hizmet de verebilirsin. Yani aynı bir anonim şirket gibi adi ortaklık olarak senin de bir resmi tanınırlığın vardır. Büyüyene kadar hani resmi olarak bir şirkete ya da resmi olarak görünmek istemezsek de sadece sözleşme yapıp noterden onaylatsak yetiyor aslında, değil mi? Aynen öyle. Tamam, peki sözleşmeyi yaptık. Burada tabii sözleşme yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela hep böyle happy pet, mutlu senaryolar konuşuluyor. Ama sonuçta olumsuz durumlar da olabiliyor. Başlarda hep böyle en iyileri yazıyor falan. Olumsuz senaryo eklemeli miyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi şöyle, az önce söylediğim gibi hayal ettiğiniz, o bulutların üzerindeki amacınıza ulaştığınız andaki durumunuzla bir fikir sahibi olduğunuz durumunuz aynı şey. Yani bu iyi senaryo. Bunun tam tersi bir senaryo da olabilir. Batabilirsiniz veya çok yüksek yerlere geldikten sonra bir anda her şey kötüye gidebilir. Ya da ortağınız bir anda gideceğim ben deyip aynen öyle. Bunların hepsini, aslında bu aşamaların tamamını yazıya dökmek lazım. Yani özetle bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir anayasa. Yani siz bu fikirden itibaren şirketleşme ve şirketleştikten sonra da gelir elde etme, kurumsal bir yapıya bürünme sürecinin tamamının bir anayasasını belirlemeniz lazım. Burada da ortağınızla olan ilişkiniz, ortağınızla birlikte dışarıya karşı olan ilişkiniz, dışarının size karşı olan ilişkilerinde sizin onlara yönelteceğiniz, yani savunma politikanız gibi, bunların hepsini sözleşmede yazması lazım. Yani mesela yatırım alacaksınız, maksimum yüzde kaç almayı düşünüyorsunuz? Aynen, mesela burada bunları yapmanız sizin için neden önemli? Şu yüzden önemli: bunları yapmadınız diye başarısız olur musunuz? Olmazsınız. Belki çok daha başarılı olursunuz. Bunları yaptınız diye başarısızlıktan kurtulur musunuz? Hayır, bu sizi başarısızlıktan kurtulmaz. Fikrinizin piyasadaki karşılığı sizi başarılı veya başarısız yapar. Bunları yaptığınız için sizin çalışma şekliniz değişir, işe olan bakışınız değişir. Neden? Bir sözleşmeniz olmazsa, yazılı hiçbir şeyiniz olmazsa, mesela örnek olarak siz bir fikir ortaya koydunuz, bir de ortak buldunuz, başladınız çalışmaya. Daha sonra işler biraz daha büyüdü, ciddileşti, beklentinizin üzerinde gelişmeler yaşandı. O işin %60'ını ya da %70'ini kendinizin yaptığını düşünüyorsunuz. Ortağınızın da %30 yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ama artık başta böyle bir şey konuşmadığınız için doğal olarak şöyle bir algı oluştu: %50-50 gibi bir algı oluştu. Siz burada artık olaya %10, %20, %30 kayıp yaşamışsınız gibi bakacaksınız ve ister istemez motivasyonunuzu düşürecek. Veya tam tersi bir durum yaşanacak. O yüzden de işe bakış açısı, profesyonellik, sürekli yüksek motivasyonla çalışabilmek adına her şeyi önceden resmileştirip, her şeyi önceden yazıya dökmek sizin fikrinizin veya girişiminizin başarıya ulaşmasında çok önemli bir etkisi olacaktır. Tamamdır, sözleşmeyi de yaptık. Şimdi karşılaşacağımız adım ne olabilir, ne yapabiliriz? Şimdi sözleşmeyi yaptık. Artık kimin ortaklar arasında, kimin hangi işten sorumlu olduğu, kimin hangi hak ve yetkileri olduğu, kimin ne kadar payı olduğu belli. Artık siz fikrinizi somutlaştırmaya başlayacaksınız. Ne yapacaksınız? Bir iş alacaksınız veya bir iş vereceksiniz. Ha, bu nedir? Mesela bir aplikasyon yapıyorsunuzdur, bir yazılımcıya yazılım yazdıracaksınızdır. Mesela bunun bir işi olabilir. Veya atıyorum bir ürün ortaya koyacaksınızdır, bunu ürettiriyorsunuzdur. Veya herhangi bir üründe kendiniz üretiyorsunuzdur, yanınızda bir çalışanınız olacaktır. Bunları yapmak lazım. Aslında demek istediğimiz şey şu: sizin girişiminizin bir organizasyon şemasını oluşturmak lazım. Kim hangi işi hangi bedelle, hangi karşılıklı yapacak? Mesela yazılımcıya yazılım yazdırırken ona atıyorum %3 pay mı vereceksiniz, yoksa ona gerçekten aylık veya yaptığı iş karşılığında belli bir para mı vereceksiniz? Bunların hepsini de aynı şekilde hizmet sözleşmesi, iş sözleşmesi, eser sözleşmesi şeklinde hazırlayıp bunları da resmiyete bağlayıp kimin neyden ne kadar ne kazanacağını ve ne vereceğini belirlemeniz gerekiyor. Şu an ne yapmış olduk? Fikrinizi girişime dönüştürmeye aşamasında yapacak olduğunuz somut işlemlerin hukuki zeminini oluşturduk. Yani artık siz fikrinizi somutlaştırmaya başladınız. Artık satabilir veya insanlara sunabilir hale gelmiş olacaksınız bu organizasyon şemasını oluşturduğumuzda. Şimdi artık ortaya bir ürünümüz var. Baktık, tutma potansiyeli de var. Sıradaki adımımız ne oluyor? Şimdi sıradaki adımımız, az önce nasıl ortaklığınızı, girişiminizi yazıya döküp resmileştirdiyseniz şu anda da ürününüzü resmiyete döküp resmileştirmeniz gerekiyor. Burada da nedir? Biraz daha insanların göz ardı ettiği bir şey bu. Hem ortaya koymuş oldukları girişimin marka tescilini yaptırmak, hem de ortaya koymuş oldukları ürünü
patentini almak. Yani bu herkesin çok çok sonralardan yapmak için uğraş verdiği veya aklına çok geç geldiği veya baştan önemsemediği şeyler. Ama bunların da az önce bahsetmiştim. Şirketinizi yani girişiminizi şirkete dönüştürüp şirketinizi de kurumsal ve global bir yapıya dönüştürme hayaliniz olduğu için o aşamalara gelmeden en başında bunları yapmalısınız ki o aşamaya geldiğinizde zaten her şeyinizin hazır olması gerekiyor. O yüzden de siz daha belki hiç satış yapmamış bile olabilirsiniz. Belki hiçbir hizmet vermemiş bile olabilirsiniz ama yine de markanızı tescil ettirmek, eğer patent ihtiyacı varsa tabii ki de, patent ihtiyacı varsa da ortaya koymuş olduğunuz ürünün patentini almak, hukuki açıdan sizi dokunulmaz bir hale veya savunma açısından da başkalarının sizin fikrinizi, ürününüzü veya şirket yapınızı veya organizasyon şemanızı çalması açısından da sizi tamamen korumalı bir hale getirecektir. Zaten marka alınmadığında bir başkası senin isim hakkını aldığında sana dava açabilir yani, değil mi? Bu tabii isimle ki. Aynen. Hizmet etmeli. 5 yıllık markayı tescil ettirdikten sonra 5 yıllık o markanın marka hakkı sendedir. 5 yıl boyunca kullanırsın ve daha sonra yine uzatırsın. Marka aslında isim hakkı gibi yani. Onun ismini alıyorsun. Tabii. Yani marka aslında şudur. Şirketin de markası olur. Ondan sonra ürünün de markası olur. Yani ortaya koyduğunuz şeyin, girişimin bir piyasada, sektörde tanınırlığını gösteren bir ismi, bir işareti, bir fotoğrafı, bir resmi. Buna farklı farklı ayırt edici özellikleri var. Bu artık sektörden sektöre ve ortaya konulan üründen ürüne değişen şeyler. Hani her şeyin bir markası olur. Yani siz mesela A adi ortaklığı, B anonim şirketi olarak kurulursunuz ama ortaya koyduğunuz ürün mesela nedir atıyorum? Akıllı gömlek. Hani markanız akıllı gömlektir. Hani bunun markasını alırsınız zaten. Yani A adi ortaklığı olarak bir marka olmaz. O sizin şirketinizin adı. Ortaya koyduğunuz ürünün markası akıllı gömlektir mesela. Tamam, bir marka ve patente de başvurduk. Sonrasında da artık dedik ki resmi olarak kurulabiliriz. Bu sırada neler yapmamız? Şirketimiz, yani şunu demek istiyorsun. Ortaklığımız, şirketimiz resmi olarak hazır. Satacağımız, vereceğimiz ürün veya hizmet resmi olarak aynen, hazır. Gelirler de artık, geliyor. Artık ne yapacağız? Artık bir zahmet satış yapacaksınız yani veya hizmet vereceksiniz. Yani bu da demek oluyor ki gelir elde edeceksiniz. Bu aşamada da tabii ki artık yasal bazı yükümlülükleriniz başlıyor. O da nedir? Mali yükümlülükler. Devlet sizden doğal olarak elde etmiş olduğunuz gelirin vergisini isteyecek. Yani bu vergide ne olacak tabii ki de? Bu tamamen sektörden sektöre veya üründen ürüne değişecek ama KDV'sini, ÖTV'sini, gelir vergisini ödemek zorunda kalacaksınız. Bunların hepsinin kendi oranı boyutunda. Tabii ki de burada avukat olarak bizim aktif rol aldığımız bir şey yok. Bunların ne olduğuyla alakalı bilgilendirmeleri yapmamız gerekiyor. Çünkü nasıl siz fikrinizle alakalı bir yanlışlık yaptığınızda başarısızlık olarak size dönüyorsa bunlarla alakalı bir yanlışlık yaptığınızda da para cezası olarak sizlere geri dönecek şey. O yüzden de bunları yapacak olanlar muhasebeciler ve mali müşavirler sizin gelir gider dengenizi oluşturup vergi dairesine beyan edecekler ve siz de bununla alakalı vergi numaranızla birlikte verginizi ödeyeceksiniz. Bu aşamada bu şekilde mali yükümlülüklere dikkat etmemiz gerekiyor diyerek geçelim. Sonrasında hangi aşamalarla karşılaşıyoruz? Şimdi artık belli bir düzene oturduk. Şirketimiz kuruldu, ürünümüz tescillendi, artık satışımız yapıyoruz, masraflarımız oluyor, giderlerimiz oluyor, gelirlerimiz oluyor, belli bir düzendeyiz. Yani ne oldu? Artık başarılı bir girişim olduk sayılır. Hani %100 olmasa %50 başarılı bir girişimiz. En azından kendi ekosistemini oluşturdu. Artık yatırım almamız gerekiyor. Neden? Çünkü artık büyümeliyiz. Yani. Bunun öncesinde şeyi de sorabilirim, sözleşmelerde. Çünkü mesela bir web sitemiz var aslında. Satış yapmaya başladığımız andan itibaren onları koymamız gerekiyor değil mi? Yani sözleşmeleri web sitenize eklememiz gerekiyor. Tabii şimdi mesela yani aslında temelde her şey satış üzerine kurulu olduğu için ve satış sözleşmesi de çok basit bir sözleşme olduğu için yani ürünü alıyorsun, parayı ödüyorsun. Hani kendi içerisinde kompleks bir yapısı yok satış sözleşmesinin. O yüzden mesela açık bir şekilde satış sözleşmesini web sitenizde sözleşmeler diye bir yer açıp oraya koymanıza gerek yok. Nasıl bir durum söz konusu? Mesela ürün mü satıyorsunuz web sitenizde? Tıkladığım zaman ben ürüne sepete ekle diyorum. Sepete ekledikten sonra ne çıkıyor karşıma? Satış sözleşmesi çıkıyor. Hani o hiç kimsenin okumadığı küçük harflerle yazılan sözleşme. Bunların açık bir şekilde mesafeli satış sözleşmesi olarak genelde dijital olduğu için her şey biz internet üzerinden gidiyoruz ama organik bir firma da kurabilirsiniz, organik bir işletme de olabilirsiniz. Hani orada da nasıl oluyor? Adama ürünü veriyorsunuz, karşılığında parasını alıp makbuz kesiyorsunuz yani. Aynı şey aslında. Burada da satış sözleşmesi olur, bir hizmetse hizmet sözleşmesi olur. Burada da mesela sektörden sektöre veya yapılan işten işe değişecek olan şeyler var. Mesela bir hizmet veriyorsunuz. Nedir bu hizmet? Bir danışmanlık mesela. Atıyorum bir aplikasyon kurdunuz. Psikologsunuz. Bu aplikasyon üzerinden insanlara psikiyatrik danışmanlık, psikolojik danışmanlık veriyorsunuz. Baştan o insan size alacağı danışmanlık hizmetinin parası ödemeden
Sizin ona şunları sunmanız gerekiyor sözleşme olarak. Yani sözleşmenin içeriğinde neleri kapsayacak, neleri kapsamayacak. Mesela hangi alanlarda bir danışmanlık olacak veya karşı taraftaki kişinin neye ihtiyacı var. Hani sözleşmeler anlamında da yapmış olduğunuz işin veya vermiş olduğunuz ürünün sınırları net bir şekilde sunulması gerekiyor. Sözleşme sunarak karşıya. Karşı taraf da bunu bilerek ve kabul ederek sizi sözleşmeyi kabul etmesi gerekiyor. Yani bu aslında çok tekniğine indik şu an. Çok ayrıntısına indik. Zor bir şey gibi görünüyor ama az önce söylediğim olay. Bir satışsa mesela ürünü verirsiniz, parayı alırsınız, mevzu bitmiş olur. İşte mesela biz web sitesi gibi düşünelim. Oraya başka hangi sözleşmeleri eklememiz gerekiyor? Bu KVKK'ya da girebiliriz çünkü onu da kapsıyor ya. Mesela şimdi sözleşme olarak siz ne koymanız gerekiyor, ne koymamanız gerekiyor? Şu önemli. Bir ürün sunuyorsunuzdur, bir hizmet veriyorsunuzdur. Bunları zaten basit olarak sözleşmesini ürünü satarken alta küçük küçük kimsenin okumadığı şeyler yazılıyor zaten. Bunlar matbu şeyler. Bunlarda bir problem yok. Ama sözleşme anlamında dikkat etmemiz gereken mesela o gelen kişilerin siz web sitenizde veya kurmuş olduğunuz aplikasyonda kişisel verilerini alacaksınız. Önemli olan kısım sözleşme anlamında bu kişisel veri kısmı. O kişilerin sizden herhangi bir ürün veya hizmet satın alırken size vermiş olduğu kişisel bütün özellikleri kişisel veridir. Doğum tarihi, ondan sonra telefon numarası, kredi kartı bilgileri, TC kimlik numarası, ev adresi. Bunun gibi birçok özelliği. Sokaktan geçen bir vatandaşın sizin hakkınızda öğrenemeyeceği bilgiler yani bunlar. Bunları da depoladığınıza dair zaten belli bir sermaye üzerindeki şirketlerde bu verbis kaydı zorunlu. Bunları depolamak ve bildirmek zorundalar. Ama siz de mesela özellikle çerezleri topluyorsanız ki hemen hemen %90 herkes çerez politikası uyguluyor ve o kişilerin bilgilerini depoluyor. Neden? Çünkü reklam yapacağı zaman ona göre reklam politikası oluşturuyor. Bu yüzden de bunların öncelikle aydınlatma metnini hazırlayıp o insanlara, siteye ilk gelen insana sunmanız gerekiyor. Daha sonra açık rıza beyanlarını almanız gerekiyor. Kişisel verilerin depolanması ve saklanması anlamında. Aynen, üye olurken verilen bilgiler de aynı şekilde buna dahil. Ve çerezlerle alakalı olarak da sitenize giren kişinin çerezlerini depolayacağınıza ve o çerezleri işleyeceğinize dair yine aynı şekilde çerezleri kabul et, çerez politikasını kabul et şeklinde bunları koymanız gerekiyor ki bu kişilerin verilerini alıp depolayıp işleyip daha sonrasında da buna uygun bir şekilde reklam veya kampanya politikası izleyebilin diye. Bunların da teknik kısımlarına girmiyorum tabii ki de. Hani bunların da altyapısı sektörden sektöre, üründen ürüne altyapısı çalışılarak ortaya her sektörde farklı olacak şekilde aydınlatma formları, rıza beyanları ve çerez politikaları oluşturuluyor. Tamamdır. Bu sözleşmenin isimlerini bilmemiz bile çok iyi oldu. Bunları aslında bu sign up dediğimiz iyi olurken ki o kısımlara ekleyip işte checkbox olur mesela. Aynen. Tipli şekilde orada gelebilir. Burada ben aklıma şu soru geldi. Bunu sen söyleyince mesela otomatik tipli getirebiliyor muyuz? Yani otomatik checkbox tipli gelebiliyor mu? Yok, şu şekilde. Aslında olması gereken bunu onaylayan veya bunu kabul eden her kişinin bu sözleşmeyi açık bir şekilde okuması gerekir. Şeyi görürsünüz mesela sözleşme böyle yandan kaydırırsın en alta gelirsin. Orada tik vardır. Tiki atar geçersin. Bazılarında da mesela hiç kaydırmana gerek olmadan en alttaki tiki atıp geçebiliyorsun. Aynen, tabii. Şimdi mesela onun olmaması gerekir. Neden? Çünkü o sözleşmeyi aşağıya doğru kaydırıp okuyup ondan sonra onaylaması gerekir insanların. Ama aslında bu kadar ayrıntıya girmekte de şöyle bir durum var. İnsanlar bunun hepsini kelimesi kelimesine okuyup kabul etmiyorlar. Herkes okumadan kabul edip geçiyor. O yüzden de aslında bilinçli olarak hepimizin bunları okuyup daha sonrasında da ona göre onaylaması gerekiyor. Ama onaylayacağı şeyi bildiği için insanlar okumayı tercih etmiyor. Bu noktada da ne oluyor? Hem girişimin sahibi yani o web sitesinin sahibi olarak siz hem de bunları hazırlayan kişiler olarak biz bunları yüksek hassasiyetle hazırlıyoruz ki kimse herhangi bir hak kaybına uğramasın diye. Tamamdır. Şimdi bunları da sözleşmeleri de ekledik. Sırada hangi aşamamız oluyor? Şimdi sırada artık satışımızı da yapıyoruz. Sözleşmelerimiz de tamam. Belli bir düzenimiz de oturdu. Yani artık girişimin başlangıç aşamasından çıktık. Orta ölçekli bir girişime dönüştük. Doğru mu? Tabii aynen. Artık yatırım alabiliriz yani. Yatırım almakla ilgili araştırmalara, çalışmalara, network kovalamaya başlayabiliriz artık. Peki bu esnada yatırım almayla alakalı neler karşımıza çıkabilir? Şimdi bir girişimci için en tatlı şey yatırım almaktır. Yani doğal olarak artık belli bir sermayeyi yükseltme, belli bir para akışını sağlama. Biraz daha rahatlık sağlama. Biraz daha rahatlık. Açısından. Tabiri caizse artık patron olma dönemidir. Aslında tam tersi oluyor da yatırım alınca. ama şöyle bir şey, burada yatırımda bence işin psikolojisi, bu benim şahsi görüşüm, şöyle bir psikoloji olmalı. Kapı kapı dolaşıp sermaye aramaktansa benim çok değerli bir fikrim var, yatırım yapmak isteyenler bana başvurabilir diye bir felsefesi olması gerekir bunun. Çünkü ortada bir fikir olmazsa
yatırım sıfırdır. Yatırım yoksa bile bir fikir başarılı olabilir. Ama bir fikir yoksa yatırım kendi kendine başarılı olamaz. Aynen. O yüzden burada değerli olan şey sizin fikriniz ve girişiminiz. Bir de direkt para olarak bakmak değil de yani hukukun dışına çıktık biraz da stratejik olarak da işbirliği yapılabilecek. Sana yani aslında melek yatırımcılık tanım olarak şu. Bilgi birikimini, tecrübesini ve maddi sermayesini aktarır der. Aynen. Yani orada aslında bilgi birikimi ve tecrübe de aktarılıyor. O yüzden de benim bu açıklamayı yapmamın sebebi de şu. Az önce demiştim ya, anayasanızı yani adi ortaklık sözleşmesini yaparken bile ileride alacağınız yatırımın sınırını belirleyin diye. Neden? Çünkü mesela az önceki örnekten 5 kişi bir aradasınız, herkesin %20 payı var. Siz toplam sermayeden %30'a kadar sınır belirlerseniz artık %30'luk bir dışarıdan yatırımcı varsa sizin şirketinizde sizin baştaki kuruculardan daha çok hak sahibi demektir dışarıdan gelen yatırımcı. Yani bunların önüne geçmek lazım. Zaten buna ilişkin de daha önce Türkiye'de mesela çok fazla yasal bir düzenleme yokken şimdi yönetmeliklerle de düzenlendi bu kişisel olarak yatırım yapılmasıyla alakalı. Bunda da mesela %50'yi geçemeyeceği şeklinde, ondan sonra aktif olarak yönetim kurulunu kontrol edemeyeceği şeklinde hani yasal olarak da düzenlemeler yapıldı. Mesela bugün %51 oranında bir teklifte bulunamaz hiçbir yatırımcı veya bulunsa dahi yasal olarak geçersizdir bu. Yatırım alırken de özellikle bunlara dikkat etmek gerekiyor. Az önce başlarken de şöyle bir şey söylemiştim. Sizin anayasanız, sizin ilk başta yaptığınız sözleşmeniz dışarıya karşı da sizi korur diye. Mesela yatırımcıya karşı da sizi koruması gerekiyor. Yani siz yatırım alacağınız zaman yani belli bir meblağ bize para gelsin de nasıl gelirse gelsin gibi bir mantık asla olmamalı. Hani burada sizin bugüne kadar emeğinizle canınızı dişinize takarak ortaya koyduğunuz girişimi yani tamamen mahvedebilir bu yatırım. O yüzden sizin girişiminize en çok katkıyı sağlayacak ve girişiminizi 1, 2, 3, 5 basamak yukarıya çıkaracak bir yatırım ilişkisi kurulması gerekiyor. Başka buradan sonra nasıl ilerliyor? Şimdi mesela yatırımla alakalı da artık belli bir sektöre açıldık, piyasaya açıldık. Yatırımcımız da var. Onunla ilişkimizi de düzenledik, sözleşmemizi yaptık, sermayemizi belirledik. Bu sözleşmenin değişiklik yapıldı. Yatırımcı sözleşmesi diye mi geçiyor? Ne şimdi diyeyim? Bu yatırımla alakalı olanlarda birden fazla farklı sözleşme şekilleri var. Mesela atıyorum doğrudan yatırımı belli bir meblağ olarak alıp daha sonra kullanım şekliyle de birlikte düzenlenip devam edilen sözleşme şekli var. Mesela atıyorum örnek olarak 1 milyon liralık bir yatırım olsun. Bu 1 milyon liralık yatırımı belli parçalara bölme şeklinde de var. Mesela yatırımcı size diyor ki ben sana 1 milyonluk yatırım yaparım ama başta sadece 200 bin lirasını veririm. Bu 200 bin lirayı işte şu şekilde girişimimizi geliştireceğiz diye anlaşıyorsunuz. Bunları da başarı sağlarsan devamını veririm gibi aşama aşama aslında takside bağlamak gibi bir şey bu. Bu şekilde farklı farklı sözleşmelerle yani bu aslında tarafların tamamen birbirinden ne beklediği ile alakalı. Bunlar birbirinden karşılıklı beklentilerini netleştirdikten sonra ortaya koydukları yani süreci işlettikleri zaman ortaya koyulan ürün, ortaya koyulan gelişim veya ortaya koyulan değişime göre yatırımcılarla girişimcilerin ilişkisi zamanla buna göre şekillenmiş oluyor. Tamamdır. Sonrasında var mı başka hukuksal olarak ayrılabileceğimiz konu? Şimdi şu şekilde artık yatırımımızı da aldık. Belli bir düzeyde de orta ölçekliden de büyük ölçekli bir girişime de dönüştük. Zaten girişimlerde parabolik ilerliyor biliyorsunuz ki. Hani doğrusal bir şekilde değil de yatırıma aldığın veya yatırım alacağın aşamada zaten çok büyük bir patlamayı, çok büyük bir ivmeyi kazanmış oluyor. Veya tam tersi yatırım alamayıp bir anda parlayıp yatırım alamayıp ondan sonra tamamen çökmüş gibi bir durumda yaşanıyor. Yani dolayısıyla artık kurumsal bir yapıya dönüşüp buradan sonra yapacağımız ve özellikle mesela yatırım alma veya yatırım aldıktan sonraki aşamada belki limited şirkete veya anonim şirkete dönüşme durumu söz konusu olacak. Zaten yatırımcılar ben genelde anonim şirket istiyor diye biliyorum. Yani aynen anonim şirket. Onun sebebi de şey mi? Yanlışsam düzeltirsin yine de sorumluluklara, yükümlülüklere aslında ortak olmamak adına zarara mesela. Şimdi anonim şirketlerde dediğin çok doğru. Hani sermayeyi ortaya koyuyorsun, yönetim kurulunu belirliyorsun ve yönetim kurulu üzerinden tamamen şirket kendi öz varlıklarıyla ortaya koyulan sermayeyle yapmış olduğu işlemlerle dışarıya karşı şirket sorumlu. Yani yarın bir gün zarar edildiği zaman yine vergi borcuyla olsun, piyasaya karşı olan borçlarla olsun hep karşı karşıya kalacak olan şirket tüzel kişiliği. Yani burada ne şirketin müdürü ne şirketin sahibi yani yatırımcıları, ortakları. Burada şirket karşı karşıya kalacak. Yani çok teknik olmamak kaydıyla şunları da söyleyeyim. Mesela icra takibiyle karşı karşıya kalacak olan veya dava tehdidiyle karşı karşıya kalacak olan yine şirketin tüzel kişiliği. Yani şirketin işleyişi
kendi içerisinde şirket sorumluluğu dahilinde kalacak. Yani ortaklarının veya şirket içerisindeki çalışanların sorumluluk olarak hiçbir üzerinde baskı, yükümlülük olmayacak. Anonim şirketlerin de aslında en önemli faydası bu. Adi ortaklıkta mesela yine aynı şekilde siz baştan kurdunuz ama sizin ortaya koyduğunuz mallar sorumlu olacak. Bu şekilde de adi ortaklıktan başlayıp anonim şirketlere kadar yönelen bir girişimden bir firma, bir kurumsal yapıdaki bir şirket veya bir unicorn veya borsaya açılabilecek düzeyde büyük bir kurumsal yapıya ulaşmış olabilme ihtimalleri üzerine hukuki bir değerlendirme yaptık. Ben burada çok yüzeysel ve çok soyut şeylerden bahsettim ama bunların hepsi tek tek konu olarak değerlendirdiğimizde çok teknik konular. Dolayısıyla da hani yardımcı olabilmek adına burada bir sohbet gerçekleştirdik. Burak'a da çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığı için, beni konuk aldığı için. Fikirlerimi sizinle paylaşmaktan da çok mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz Veli. Bayağı faydalı oldu bence. Birçok konuyu ele aldık aslında baştan sona. Zaten her bir konunun da bir sürü detayı var. Hani sözleşmeler bile başlı başına teker teker yapman aynen gerekiyor. Hatta hani neye hizmet ettiğinden neye hizmet ettiğine göre de değişen bir şey. Ben yine senin iznin olursa iletişim bilgilerini de paylaşıyor olurum. Tabii yine ki sorusu olanlar da sorabilirler direkt. Tabii. Bu şekilde devam etmiş oluruz zaten. Tekrardan asıl kanala konuk olduğun için biz teşekkür ederiz. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.